biyolojik çeşitlilik derslerini takım adalar olarak düşünürsek, bugün bu adaya gitmiş olacağız. Biyolojik çeşitliliğin neden önemli olduğunu keşfedeceğiz. Biyolojik çeşitlilik birçok anlama gelebilir. Bu videoda tür zenginliğinden bahsedeceğiz. Çünkü bu ölçebileceğimiz bir şey. Türleri saymak, dışarı çıkmak ve bir bölgede kaç tür olduğunu öğrenmek aslında yapabileceğimiz bir şey. Farklı türlerde bitkiler, hayvanlar, mikroplar ve mantarlar var ve hepsi kendi çevrelerinde etkileşime girerek ekosistem adını verdiğimiz yapıyı oluşturuyor. Eko enteresan bir kelime. Aslında ev anlamına gelen eski bir sözcük. Yani bu hepimizin yaşadığı evde olanı, biteni içinde bulunduran sistem. Tüm bu farklı organizmalar etkileşim halindeler. Birlikte hareket ediyorlar birbirleriyle etkileşimde bulunuyorlar. Bazıları birbirini yerken bazıları da diğerlerinin ayrıştırdığı, çürüttüğünü yemekte. Bu yapı yani ev ekosistemi oluşturmakta. Tür sayısı ya da zenginliği ekosistemin çalışmasında neden önemli? Tür sayısının ekosistemin daha iyi çalışmasındaki rolü ve ekosistemin dayanıklılığı ve dengesine katkısı ne? Bilim adamları bunu incelemeye başlayıp ortaya çıkan alanı BEF olarak adlandırmış. Yani biyolojik çeşitlilik, ekosistem fonksiyonu. Ekosistemi birbiriyle bağlantı içinde olan türler olarak adlandırabiliriz. Bu etkileşim oldukça çeşitli. Bir ekosistemin üyeleri birbirlerinin üzerlerinde yaşayabilirler. Tıpkı ağaçta yaşayan kuşlar gibi. Daha da önemlisi bu üyeler birbirlerini yiyebilir. Gördüğümüz organizmaların birbirleriyle etkileşimde bulunduğu basit bir ekosistemin bağlantı şeması. Bu etkileşimi göstermek için türler arası çizgiler çizebiliriz ve bu çizgilere yön vererek çizersek madde ve enerjinin bir türden diğerine hareketini gösterebiliriz. Bir organizma diğerinden bir ısırık aldığında Sadece ağız dolusu besin değil, aynı zamanda enerji de alır. Yani bu oklar enerjinin türler arası akışını göstermekte. Bu bağlantılar hakkındaki en önemli şey bu etkileşimlerin kuvvetinin değişebilmesi. Yani bu bağlantıdaki türlerin bağımlılığı değişiklik gösterebilir. İşte genel kanının aksine olabilecek bir şey. Bağlantıda ne kadar fazla türe sahip olursak bu etkileşimlerin önemi o kadar azalır. Bunu daha fazla oyuncu arasında dağılan etkileşimler olarak düşünelim. Peki daha az oyuncu olduğunda ne olur? Diyelim ki oldukça basit bir etkileşim setimiz var. Bu baykuş faremizi yer. Aynı zamanda şu sincabı da yiyebilir. Bu durum baykuşa seçenekler sunar. Eğer bunlardan birini kaldırırsak birbirleriyle etkileşimde olan sadece iki tür kalır. Ve bu sistemi bozmak oldukça kolaylaşır. Baykuş, bu canlıların hepsini yer ve bam! Büyük bir ekolojik çöküşe neden olabilir. Bir sistem ya da bağlantıda biyolojik çeşitlilik ya da tür zenginliği ne kadar yüksek olursa, bağlantı o kadar kuvvetli ve dengeli olur. Çünkü organizmalar için bir sürü seçenek vardır. Tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymakla ilgili deyişi hatırlayın. Bağlantıdaki bütün etkileşimler aynı kuvvete sahip değildir. Çünkü bazı türler bazılarıyla diğerlerinden kuvvetli bir ilişkiye sahiptir. Örneğin bunlardan birinin içinde balina dostumuz olsun. Kendisi suda yaşayan ve mikroskopla görülebilen planktonlarla beslenir. Planktonlar içeri girer. Planktonlar güneş ışığı ile fotosentez yapabilirler. Yani üreticilerdir. Besin enerjiye eşit olduğundan üreticiden tüketiciye oldukça büyük bir enerji akar. Bu durumda tüketici balina oluyor. Yani bu çizgiler ekosistemdeki enerji akışını temsil eder. Doğal olarak balina yaşar, büyür, ölür ve deniz tabanına düşer. Peki bu noktada her şey bitti mi? Hayır. Bu durum üreticilerin besin bağlantısında olan maddeleri dışarı salacaktır. Çalışmalar göstermektedir ki balinanın deniz tabanına düşmesi olayı kendi ekosistemini yaratır. Bu balina düşüşü olarak bilinir. Bu durumda altta olmak akıllıca değil. Sakın altta kalmayın. Balina dibe vurduğunda birçok enteresan şey olur. Birçok organizma balinadan beslenir. Organizmalar birbirini takip eder. Balinanın durumu değiştikçe organizmalar da değişir. Bu balinayı etten kemiğe dönüştürür ve sonunda kemikler bile kalmaz. Planktonlardan balinaya gerçekleşen enerji akışı ekosistem vasıtasıyla doğaya geri döner. Az önce tarif ettiğim bu karmaşık olaylar dizisini Bağlantının parçaları olarak hayal edin. Bu bağlantıda enerji büyük organizmalardan geçerek sisteme aktığından, konsantre halde kümeler görülebilir. Ve bunun birazını bozduğunuzda, sistemde büyük miktarda enerji dolaşır ve ekosistem fonksiyonunda düşüş yaşayabiliriz. Balina'yı aşırı avlama gibi nedenlerden sistemden çıkardığınızda, ekosistem fonksiyonunda bir düşme olur. Çünkü bu bağlantıdaki ana enerji akışlarından birini çıkarmış oluruz. İnternet adını verdiğimiz büyük şeyi düşünün. Eğer internetteki tüm sunucular ve bunların yolladığı mesajların bağlantı şemasını çıkarırsak birçok şeyin gerçekleştiği alanlar görürüz. İnternet'te ana merkez. Birçok merkez Google sunucuları gibi alanlardan geçmekte. Google Birçok mesajın geçtiği bu büyük kümelerden biridir. Diğer sunucular o kadar önemli olmayabilir. Örneğin oğluma yemeğe geldiye mesaj gönderdiğim benim masaüstü bilgisayarım gibi. Eğer benim sunucumu sistemden çıkarırsak bütün sistemde probleme sebep olmayacak. Ama eğer Google'ı çıkarırsak o ekosistemi büyük ölçüde bozarız. Ekosistemdeki bu etkileşim ağları oldukça önemlidir. Eğer sistem büyük olursa, daha çok türe ve etkileşime sahip olursa, bozulmanın ekosistem üzerindeki negatif etkisi de o kadar az olur. Çünkü böyle bir durumda, oldukça önemli bir türü sistemden çıkarma ihtimali azdır. Tüm bu üyeler farklı bir eylem yapmaktadır. Hepsi ekosistemde farklı şeyler yapmaktadırlar. Favorilerimden biri olan bir uçağı hayal edelim. Dört motoru, hareket parçaları ve daha birçok özelliği olan bu karmaşık uçağın uçtuğunu düşünün. Penceredeki perdeleri çıkarmak uçağı düşürmez. Ancak kanattaki önemli cıvatalardan bazılarını çıkartırsak kanat düşer ve bir problemimiz olur. Çünkü uçak düşecektir. Aynı şey ekosistem için de geçerlidir. Her üye farklı bir işe yarar. Bazı parçalar diğerlerinden daha önemlidir. Yani Uçak örneğine dönersek ne kadar çok civata olursa o kadar iyi olur.